Merhaba arkadaşlar, bugün Access Point projesinden bahsedeceğim. Hani şu Access Point'leri tanıttım zaten. O yüzden Access Point kutu açılımı veya tanıtımı videosu değil bu. Sadece Access Point projesinden bahsedeceğim. Bu projeye göre her kata bir Access Point düşündüm. Şu cihazlar, görmüş olduğunuz cihazlar. Unify'in AP-AC-LR Access Point'leri. 250 metrekare yarı çapta etkili. Yani 250 metrekarelik bir alanda etkili oluyor bu cihazlar arkadaşlar. O yüzden bunlar her katta bir tane işimi göreceğinden tercih ettim. Yani destekli kullanıcı sayısı da sitesinde 200 diyor ama 200'e kadar destekler mi bilemem. Ki benim de o kadar kullanıcım olmayacak zaten. Her bir access point'e maksimum 50 kullanıcı bağlanır. Masanın üstünde gördüğünüz gibi kat planları var. Kat planlarında her bir client'ın, yazıcının, IP kameranın gibi tüm IP alan cihazlarımı kat planları üzerinde AutoCAD'de işaretledim. Hani kat planları zaten çizikti. Ben sadece bilgisayarları ve masaları koydum AutoCAD üzerinde basit işlemlerle. Burada benim her kata ait planlarım var. Access Point projeme göre yani yapmış olduğum birkaç proje var. Birkaç değil, hatta 20'den fazla proje var. Aslında çok büyük projeler de var aralarında ama bu orta ölçekli bir proje diyebilirim. Hani şöyle düşünün. Projenin maliyeti çok fazla değil ama getirisi çok fazla olacak. Onu söyleyebilirim. Şurada bir leke kalmış ama cihazların yüzeyi oldukça iyi. Her kat planında orta noktaya bir yere şu kilitçilerin üstüne access pointlerim gelecek şekilde konumlamaları yapacağım. Yine her orta noktaya en uygun noktayı belirleyerek tabana asacağım. Tabi katlarda yenileme değişim olduğu zaman da cihazlarımı söküp başka bir yere taşıyabileceğim. Çok zor değil bu işlemler. Çünkü montaj aparatları gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunu tavana asıyorsunuz. Daha sonra access point'in kendi altında bulunan bir montaj aparatı var. Bunun sayesinde de kilitlemiş oluyorsunuz. Sökmek de oldukça basit. Şurada bir girişi var. Bu girişten ataç veya ince bir tornavida soktuğunuz zaman otomatikman ayrılacaktır. Hani kullanımı oldukça basit ve fiyat anlamında çok yüksek olmayan bir access point. O yüzden bu access point'i tercih ettim. Kutu açılımı videoları var. YouTube'da aratarak veya kanalımızda aratarak kutu açılımı inceleme videolarına ulaşabilirsiniz. Bir adet Poyo adaptör çıkıyor. Access point projemiz bu şekilde. Hani her kata 5 katlı yapıda bir access point düşündüm. Misafir ve personel için ayrı bir SSID oluşturacağım. Normalde katlarda bazı katlarda hiç yok. Bazılarında birer tane TP-Link'in access pointleri mevcut. Bu TP-Link'in access pointlerini kullanmayı düşünmüyorum açıkçası artık. Çünkü bunlar FTP cihazlar. Hani kurumsal ölçekli bir firmaya enterprise çözümler için Cisco, Rukus, Araba veya Unify access pointler tercih edilebilir. Hani Unify'ı bunların arasında sayamayız fakat TP-Link'in FTP cihazlarından iyidir. Yönetilebilirlik açısından daha kolaydır bu cihazlar. Bu cihazları taktıktan sonra bana getirisi ne olacak? Misafir kullanıcılar geldiğinde iç network'e ulaşamayacak. Bunu VLAN destekli bu cihazlarda yapacağım. Ve bu cihazların kendi özelliği de var. Dışarıdan bağlanan misafirleri ağa dahil etmiyor. Hani aynı network'te bir VLAN oluşturmanıza gerek kalmadan bile bu cihazlar misafirleri ayırabiliyor. Öyle bir özelliği var. Daha sonra her katta, bazı katlarda iki tane dedim, bazılarda hiç access point yok. Her kattaki access point için ayrı ayrı şifrelerin girilmesi gerekiyordu. Hani birisi geldiği zaman ya beni arayıp şifre isteyecek ya ben gidip şifreye gireceğim bu şekilde. Ya da şifreyi bilen biri o katın Wi-Fi şifresini girecek. Bunları her kata koyduğumuz zaman geçişler otomatik olmaya başlayacak. Bu sayede hani bir noktadan şifre girildiğinde tüm katlarda Wi-Fi şifresi geçerli olacak. Ve şu an kullandığımız access pointlerde hız olarak laptopla birisi veya kasadan birisi nasıl anlatayım? İnternet hızında aşırı fark etmez fakat iç network'te dosya paylaşımı yapıldığında fark eder. Muhasebe programları kullanılıyor. Bunun yanında içeride bir ERP programı var. Ve ortak dosyalar var, file server gibi. Bunlara erişirken hız gigabit hızında
internet hızı gibi değil, iç network'ü olduğu için bu cihazlar biraz daha hızı arttıracaktır. İnternet erişimde de hızı arttıracaktır ve kullanıcı sayısı var. Diğer ev tip olan access point'lerde hani 20'den fazla kullanıcı bağlandığı zaman bu cihaz desteklemiyor. Bu cihaz değil. Hani buradaki cihaz değil. TP-Link cihazları kastediyorum. Ev tipi cihazları. Hani onda da belli bir kullanıcı sayısına kadar destekliyor ama bu tip cihazla sonuç olarak rekabet edemez. Ki zaten fiyat olarak da aynı değil. Bunun fiyatı ortalama 110 dolar olan bir cihaz. TL olarak bir şey demiyorum. 500 TL civarındadır. Projemiz bu şekilde. Getirileri daha güvenli bir wireless ağının oluşturulması, daha hızlı ve çekim gücü daha yüksek olan bir Wi-Fi altyapısının oluşturulması, şu an bir kata koyduğumuz access point o katın ihtiyacını karşılamıyor. Bir tane access point karşılamadığı için her kata iki tane access point koyulması gerekiyordu veya böyle bir projeye girilmesi gerekiyordu. Ve bu cihaz arkadaşlar 5 GHz bandında yayın yapıyor. 2.4 GHz'e de yayın yapıyor. Fakat 5 GHz bandında yayın yapması neden sağlıklı çalışır? Hani gürültü kirliliği diye bir şey var. Gürültü kirliliği derken bu frekansları kaydediyorum. Hani buzdolabı, mikrodalga fırın gibi cihazları bozuyor ve burada sanayi bölgesi olduğu için farklı cihazlar da mevcut. Hani 5 GHz bu sinyal kirliliğinden daha az etkileniyor diyebilirim. 5 GHz'e yapılan yayınlara eğer cihazın 5 GHz destekliyorsa cihaz daha performanslı çalışır diyebilirim. Hani benim bilmediğim bazı şeyler de olabilir. Bu cihazın yapabildiği şeylerin arasında. Belki ben bilmiyorumdur. Hani benim bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım ben. En önemlisi tabii güvenlik için, hız için ve tek SSID noktası oluşması için yani tüm şirkette bir personel bir de misafir diye iki SSID yayını oluşacak. Bunun yanında görüntüsü de gayet hoş ve bunları kurup unut tipi cihazlar diyen arkadaşlar var. Kablo ile ilgili problem olmadığı sürece sürekli sorun çıkaracağını sanmıyorum. Hani aç kapa yapmaya gerektirecek cihazlar değil, evdeki gibi. Anlatacaklarım bu kadar. Ki zaten bir access point alınması gerekiyordu. Ben tercihimi bu yönde kullandım. Hani çok daha pahalı cihazlar var. 20 bin liraya bile access pointler var. 2 bin liraya access pointler var. Onları da inceleyebilirsiniz. Tabii bu şirketin ihtiyaçlarına göre değişir. Şu an bu cihazlar burayı 4-5 yıl idare edeceğini düşünüyorum. İlerisi için kesin bir şey demiyorum. Zaten cihazlar 2 yıl garantili. 2 yıl içinde teknik bir sorun oluşması halinde garanti kapsamında iade edilebilir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize projelerinize kolaylıklar diliyorum. Önerdiğiniz access point veya bu ürünün artıları eksileri olabilir. Onları yorum kısmında yazabilirsiniz.